Arkadaşlar merhaba. Bu videoda PicsArt ile nasıl kolay bir şekilde logo yapabiliriz bunu göstereceğim. İlk olarak açıklama kısmında böyle bir 8 tane falan arka plan verdim, kare. Bu arka planları Doğan arkadaşımdan aldım. Kendisi bana iznin verdi. Kendisine teşekkür ederim. Bu arka planları indiriyorsunuz. Buradan istediğiniz bir tanesini seçiyorsunuz. Sizde daha önceden yüklü olan varsa onu da kullanabilirsiniz. Mesela böyle bir arka plan var. Bunu kullanmak istiyorum. Bunun üstüne bir logo yapmak istiyorum. Peki nasıl yapacağız? Buradan metin diyeceğiz. Buraya Doğan bana izin verdiği için onun adını yazacağım. Doğan yazdım. Şöyle fontu bayağı bir büyütüyorum. Azıcık da yukarı alacağım. Çünkü aşağısına bir tane daha font ekleyeceğim. Çok fazla da yuvarlağın içinde büyütmek istemiyorum çünkü nasıl desem çok kaba duruyor bence o zaman. Şöyle de hafif büktüm mü Doğan yazım tamam. Bir kez tıklayıp yukarıdaki katman işaretine basıp çoğalt diyorum ve aşağı indiriyorum. İki kez tıklayınca yazımızı yazabiliyoruz. Design yazdım. Bu da bu şekilde biraz daha küçük olsun. Bu da aynı eğimde bunun altında böyle duracak. Yazılarım benim bu şekilde olacak. Hatta biraz daha yukarı alabilirim. Şimdi biz bu yazılara renk vermemiz lazım. Gölge vermemiz lazım. Belki isteğe bağlı olarak klonlayıp 3D tarzında da yapabiliriz. En sonunda efekt vereceğiz. Şimdi ilk olarak üstteki yazıma geliyorum. Buradan renk diyorum ve eğim diyorum. Sol taraftaki taraf üst taraftır. PicsArt'ta bu şekilde. Arka plan turuncu tarzı olduğu için üst tarafı da turuncu tarzında yapıyorum. Böyle bir şey oldu. Sağ tarafta aşağı taraf olmuş oluyor. Buna da yine aynı şekilde turuncu bir renk seçiyorum. Ama buradan bunu koyu siyaha yakın yapıyorum. Yani kahverengi gibi bir şey seçmiş oluyorum. Hatta birazcık açabiliriz. Şöyle birazcık açacağım. Aynen üstteki yazım böyle olacak. Bunun stroke verebiliriz isteğe bağlı olarak. Stroke bayağı bir azaltıp aynı renk yaparsak PicsArt ile güzel bir görünüm vermiş oluruz. Çok az, çok 5 civarında bir stroke verdim. Buradan sağ tarafa gelip gölge var. Bu gölgeyi açıyorum. Bulanıklaştırmasını full, opaklığını da full yapıyorum. Bu gölgenin konumu birazcık bana göre kötü. O yüzden alttakini 0 yapıyorum. Üstteki sağ sol oranı o da 0 olsun. Tam altında olsun. Şimdi bunu buraya koyduktan sonra siyahın çok olduğunu fark ediyorum. O yüzden opaklığını birazcık azaltacağım. Üstteki yazım tamam. Şimdi alttaki yazımıza geliyoruz. Renk diyoruz, eğim diyoruz. Zaten otomatik bir şekilde siyah beyaz seçtiği için pek bir sıkıntı yok. Ama ben bunu biraz da griye yakın yapmak istiyorum. O yüzden şöyle birazcık açıyorum. Buna da aynı şekilde stroke verebiliriz. Bu sefer şöyle yine benzer bir renk seçtim. Buna da gölge vereceğim. Bunun gölgesi güzel oldu. Şimdi isteğe bağlı olarak yazıyı çoğalt deyip yazıyla iç içe koyup yukarıdaki aşağı yazan yer var. Oraya basıp azıcık büyütebilirsiniz. Ya da aynı boyuttayken çok azıcık aşağıya alabilirsiniz. Yani bu birazcık isteğe bağlı. Yani böyle bir görünüm sağlıyor. Aynı şekilde aşağıdaki yazıyı da kopyalıyorsunuz. Kopyaladığınızı en aşağı alıyorsunuz. Ve azıcık aşağı indiriyorsunuz. Yani böyle bir görünüm vermiş olacaksınız. Ya şu an PicsArt'tan yaptığımızdan dolayı yazı pek güzel durmuyor açıkçası. Yani PC Touch kadar ya da Pixel Lab kadar güzel durmuyor. Biz de bu güzel durmayışını efektlerle birlikte kapatmaya çalışacağız. Tekstür ekleyebiliriz gibi gibi. Şimdi yazıyla başka işimiz kalmadı. Yani yazının böyle olmasını istiyorsanız sağ üstteki tike basıyorsunuz. Artık yazıları hiçbir şekilde oynatamazsınız demek oluyor. Tekstür ekleyeceğim. Açıklamada tekstür linkini vereceğim. Zaten tekstür pack kanalımda var. Onu indirdiyseniz direkt o pack'in içinden bulabilirsiniz. Şöyle eskimiş, yani ne bileyim, değişik bir tekstür var. Bunu sağ tarafı kaydırıp karıştırma yerinden bunu
tekstürünü ayarlayacağız. Üst üste bindir deyince aslında bayağı güzel oldu. Üst üste bindir diyelim biz bunun. Opaklığını kısalım ama. Karıştırma, üst üste bindir. Gölgesini yanlışlıkla açtık, onu kapatacağım. Aynen, azıcık şöyle opaklık açtık. Yazı gayet güzel oldu. Son olarak yapmamız gereken bir şey, buradan sağ tarafı kaydırıp maske diyoruz. Buradan maske dediğinizde buradan aşağıdan rastgele seçebilirsiniz. Ben en çok kullandıklarımdan seçeceğim. DST 9 bunu seçeceğim. Opaklığını da birazcık kısacağım. Hatta tekrardan maske deyip buradan şöyle bir toz efekti ekleyeceğim. Bunu da opaklığını kısacağım. Şimdi bu bizim analogumuz. Bunu kaydedebiliriz. Bunun haricinde efektlere basıp FX yerine basıp buradan filtre ya da FX kısmından bu tarzda efektler verebiliriz. İstersek renk tonunu değiştirebiliriz. Mesela bu efekti vermek istiyorum. Böyle verebilirim gibi. Geri tuşuna bastım. Başka bir efekt istiyorum. Mesela HDR bayağı güzel duracak. Bunu da verelim. Bazıları yazıyı böyle döndürmeli yapmak istiyor. Onu da burada sağ tarafa gittiğinizde şeklini boz yeri var arkadaşlar. Bu şeklini boz yerinde döndürücü diye bir şey var. Bu döndürücüye gelip döndürmesini şöyle nasıl desem 3-4 civarında yaptığınızda hatta 8 falan da olabilir. Yarı çapında yazıya göre ayarladığınızda yazıyı istediğiniz yerinden bükebilirsiniz. Karakter logolarda karakter de bükülür. O yüzden sadece text logolarda yapmayı dikkat edin. Yani yazıyı böyle bükebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bunu da böyle büktük. Bu bayağı güzel oldu. Ve bunu da kaydediyorum. Ve logomuz hazır. Daha fazla Android eğitim videoları için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.